Merhaba, iyi günler. Çok önemli bir soruyu soruyoruz. 15 Temmuz önlenebilir miydi sorusu. Tabii burada esas olarak istihbarat meselesi var. Ne zamandan beri tartışılıyor. Bu konuyu, bu soruyu en iyi yanıtlayabilecek isimlerden birisi Milli İstihbarat Teşkilatı'nın eski müsteşar yardımcısı Cevat Öneş'le Skype'tan konuşacağız. Cevat Bey, merhaba. Merhabalar. Evet, soruyu doğrudan sorayım hiç uzatmadan. Önlenebilir miydi? Yani istihbarat böyle şeyler için vardır deniyor. Ama bu olay ortada. Bu önlenebilir miydi sizce? Yani engellenmekten değil kastım, başladıktan sonra engellemek değil, başlamasının önü alınabilir miydi? Yani darbe girişimi. Sayın Çakır, gerçekten çok derinlikli bir soru, çok karmaşık bir durum. 15 Temmuz'da gerçekleşen olayın önemi ve ülkemiz için, Türkiye toplumu için arz ettiği vahamet bugün neredeyse 15-20 güne yaklaşan süreç içerisinde her geçen gün daha ağırlıkla anlaşılmakta ve olayın kapsamı ve olayın çeşitli boyutlarıyla kazandığı önem hayretle izlenmekte ve bizleri, tüm aktörleri düşündürmekte. Şimdi mesele tabii ki zamanında istihbarat alınsaydı, ifade ettiğiniz gibi devletin mekanizmaları çalışarak darbeyi önleyebilirdi meselesi. Tabii ki haber alınabilseydi önlenebilirdi cevabını verebiliriz, ama bu özellikle 15 Temmuz'dan öncesi bu hareketin ortaya çıkışıyla başlayan süreç ve bu süreçteki gelişmeler ve her sürecin kendi niteliği, özelliği içerisindeki gelişimi, büyümesi ve tehdit boyutuna girmesi meselesi ise hem bir istihbarat konusu bakımından, bir devletin güvenliği bakımından, devletin savunma ihtiyaçları açısından ve tabii ki tüm bunların hepsini kapsayan bu mekanizmaların doğru çalışmasına, zamanında tedbir alınmasına vesile teşkil eden siyasi sorunun, siyasi iklimin, devlet içindeki, yönetimdeki zihniyetin ve devlet kurumsal yapısının niteliğinin sorgulanmasını zorunlu kılıyor. Dünen hareketinin bugün çatı davasında gördüğümüz gibi, iddianamede de yer aldığı gibi 1970'li yıllardan itibaren gelişmeye başladığını görüyoruz. Hatta bunu Komünizmle Mücadele Dernekleri gibi 1960 sonrasına kadar götürebiliriz. Fakat bu süreç başladığı zaman 1970'li yıllardan itibaren bir hizmet hareketi olarak ortaya çıkıyor ve bir eğitim sahasında, özellikle yurt içinde ve sonraları yurt dışına taşan bir şekilde gelişme kaydediyor. 80'li yıllarda siyasetle iştigal etmeye başlıyor. Özellikle Turgut Özal döneminde siyasetle doğrudan ilgisi var, destek alabiliyor ve devlet içinde kadrolaşma meselesi bir öncelikli sorun olarak bu cemaatin çalışmaları içerisine giriyor. Tabii ki buradaki bu gelişimi başladığımız zaman biz 1979'daki İran devriminin ortaya çıkışı, İran devrimiyle küresel planda bir radikal İslam'la mücadele, Sovyetlerin
bir ılımlı İslam çemberi içerisinde kuşatılması meselesinin gündeme geldiğini de hatırlayalım. İşte 1980 yıllarından sonra 1990'lı yıllara geldiğimizde Afganistan'ın işgalinden sonra Irak'ın Birinci Körfez Savaşı meselesiyle ılımlı İslam'la temasın, küresel güçlerin temasın ve bu konunun Türkiye'ye ve özellikle Orta Doğu'daki doğrudan etkilerini ve bu mücadelede küresel güçlerin kullanımında İslamcı, siyasal İslam'ın nasıl kullanıldığını biliyoruz. Tabii ki o zaman bu gelişme özellikle 90'lı yıllardan itibaren askeri planda Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki kadrolaşmanın çok ciddi şekilde ortaya çıktığını ve burada bu kadrolaşmanın askeri liselerden başlayarak akademiye ve silahlı kuvvetlerin bünyesine planlı şekilde çalışmalar yapılarak Cevat Bey, size bir soluk alma fırsatı vereyim. Şimdi evet. Anladığım kadarıyla bu küresel ayağı çok güçlü olan bir hareket görüyorsunuz. Birinci şunu söyleyeyim. Darbenin Fethullah Gülen cemaati tarafından kotarılmış olduğu, darbe girişiminin kotarılmış olduğunda herhalde anladığım kadarıyla bir şüpheniz yok. İkinci olarak da bu hareketi başından itibaren küresel bir bağlama oturtmak gerektiğini düşünüyorsunuz. Yani, doğru mu söylüyorum? İkisi de doğru değil mi? Yalnız şunu vurgulamak isterim. Bu olayın ben önce bir küresel odak tarafından planladığı ve icra edildiği meselesinde evet önemli bağlantılar var. Ancak bu olayın küresel gelişmelerle bağlantılı şekilde faaliyetinin şekillendiğini, geliştiğini ve bu küresel gelişmenin özellikle siyasal İslamcı örgütler, siyasal İslam'ın farklı renkleri içerisindeki yaklaşımını ve Türkiye'ye, Orta Doğu'ya olduğu gibi Türkiye'ye de bu siyasal İslam'ın renkleri içerisinde karşılıklı etki tepki içerisinde bir kullanım sorunu yarattığını görüyoruz. Ve burada ki işte her zaman ifade vurgulamaya çalışıyorum. Türkiye siyasetinin de özellikle 1960'lı yıllardan itibaren bu siyasal İslam'ın muhafazakar sağ yönetimlerin bu Türkiye'deki İslamcı faaliyetlerin gelişimindeki değişimindeki rollerinin önemli olduğunu ve bunun devlet yönetiminde ön plana çıktığını ve analizlerimizde bu küresel gelişmelerle bunun Türkiye'ye etkilerinin Türkiye'deki siyasetin, Türkiye'deki zihniyetin ve siyasi pratiklerin politika üretiminin ileriyle birlikte doğru şekilde anlaşılabileceğini söylemek istiyorum. Peki bir olayın istihbarat boyutunda biraz yoğunlaşırsak, İlker Başbuğ biliyorsunuz önceki gün Ahmet Hakan'ın programına çıktığında birçok şey söyledi, tabii önemli. Derken mesela küresel gelişmelerle birlikte ifade ettiğimiz zaman burada tabii ki istihbaratın meseleye bu gözlükle bakışı. Evet, evet. Türkiye'de her zaman benim pratiğim içerisinde, ben 2005 yılında emekli oldum. Emekli oluncaya kadar evet Gülen hareketi her zaman irticari faaliyetler içerisinde radikal İslamcı faaliyetlere bakış içerisinde incelenmiştir, haber alma çalışmaları yapılmıştır. Ama bu ifade ettiğim gibi özellikle 1990'lı yıllara kadar bir hizmet hareketinin okullaşma boyutu, medyadaki etkisi, ekonomi
kullanmayı alanında getirdi. Özellikle yurt dışındaki okul faaliyetleri ve burada hikmet planı siyaset tarafından, o tarihteki siyasi iklim tarafından hep bir hizmet planı ön plana çıkarılmış. Hatta buna Bülent Ecevit'in dahi hizmet planı dolayısıyla bir sempati duyduğunu biliyoruz. Bülent Ecevit'in kısa dönemli iktidarı dışındaki iktidarların da meseleye zaten bu zihniyet sebebiyle yaklaşımları, bu faaliyeti devlet bürokrasına, silahlı kuvvetlerimize hakim olduğunu görüyoruz. Beni bu süreç içerisinde, evet, okullaşma faaliyetlerinde Amerika'nın rolü her zaman tartışılmış. Bu hizmet hareketine doğrudan veya dolaylı bir CIA bağlantısı meseleleri zaten kamuoyunda tartışıldığı gibi şüphesiz istihbarat teşkilatında da tartışılmış. Ancak böylesine somut verilerle mesele öne konamamıştı. Ancak 2000 yılına geldiğimiz zaman, 2000 yıllarına özellikle Irak'ın işgaliyle birlikte meselenin yeni bir boyut kazandığını ve o tarihler itibariyle AK Parti iktidarının döneminin, sürecinin başlaması, 2007 yılına kadar olan hiçbirliği şartları ve bu süreçte özellikle 2007 arasında işbirliğinin, yani siyasetle işbirliğinin Gülen cemaatinin yapılanmasında, kadrolaşmasında çok ciddi adımlar attırdığını, çok ciddi boyutlar kazandığını görüyoruz. Burada 2007 ile birlikte özellikle Ergenekon, Poyraz ve türevlerinin bir kumpas faaliyeti şeklinde ortaya çıkışı, o kadroların tasfiyesi, o kadroların yerine Gülen cemaati kadrolarının bu hareketin girmesi meselesi ise meseleye bir örgütsel değişim boyutu kazandırıyor ve burada bir siyasal hedef gündeme girmeye başlıyor. Şimdi bütün bunlarda evet, demek ki böylesine bir ciddi gelişmeyi, tehlikeyi, değişimi istihbarat çalışmaları tam olarak görememiştir. Güvenlik kuruluşlarının istihbarat organizasyonları görememiştir. Ancak böylesine bir olayı silahlı kuvvetler kendi bünyesinde görmekte çok yeter kalmıştır. Zafiyet içinde olmuştur. Ama tüm bunların üstünde böylesine bir zafiyetin işte Ergenekon'da görüldüğü gibi diğer türevlerinde görüldüğü gibi burada mahkum olanların, mağdurların ifadelerinin ortaya çıkması, ilgili aktörlere, kurumlara bilgiler verilmesi meselesi gündeme gelmesine rağmen askeri ve takip geliştirilmesi boyutları için 2011 tarihine kadar uyuyan bir siyasetin olduğunu meselede burada gördüm. Burada sözünüzü onu söyleyebilirim. Sözünüzü kesmek istiyorum. Şöyle hatırlayacaksınız, MİT krizi denen olay patlak verdiğinde ben o sırada Vatan Gazetesi'nde çalışıyordum. Siz de İstanbul'daydınız ve sizinle bir röportaj yapmıştık. Çok açık, evet, ve net bir şekilde bunun cemaatin devlete yönelik, MİT'e ama esas olarak da devlete ve Kürt politikasına yönelik bir kalkışması olduğunu o zaman söylemiştiniz ve çok netti. Çok netti. O gün konuşmuştuk, hatta bir basın toplantısı olmuştu TESEV'de. Evet. Oraya da katılmıştım. Orada evet. MİT müsteşarının savcı tarafından çağrılıp tutuklanma ihtimalinin yüksekliği karşısında bu bir darbedir demiştik. Ve bu MİT müsteşarına karşı değil, başbakana karşı yapılan bir darbedir teşhisini. Peki o zaman şunu sormak istiyorum. O kadar, o an o kadar netken,
Onun üzerinden bayağı bir zaman geçti ve esas hesaplaşmanın ve savaşın patlak vermesi için 17-25 Aralık olayının yaşanması gerekti. Halbuki bu savaşın daha o zamandan cemaat tarafından ilan edilen, MİT kriziyle ilan edilen savaşın o anda görülüp gerekirse tedbirlerin vesairelerin o anda yapılması gerekmez miydi? Niye o kadar zaman geçti? Yani bu telafi edilebileceği mi düşünüldü? Şimdi zaten 7 Mart 7 MİT müsteşarının tutuklanması sırt teşebbüsü bir arkadaşlarının ve başbakana karşı bir darbe yapılma meselesi gerçek olunca ortaya çıkınca ve istihbaratla diyorum cemaatle AKP iktidarı arasında ayrışma kesinlikle ortaya çıkınca bir savaş başlayınca zaten durum belli olmuştu ve çeşitli itiraflarla fiilen mağdur olmuş şahısların açık ifadeleriyle silahlı kuvvetler üyesindeki örgütlenmenin, emniyet teşkilatı içindeki örgütlenmenin, darbe ve diğer bürokrasideki örgütlenmenin bilinen gerçeği karşısında ben şahsen Milli Güvenlik Kurulu'nda siyaset planında hükümet içerisinde nasıl bir analiz yapılmıştır, değerlendirme yapılmıştır ve bu değerlendirme karşısında gelişme bir siyasi iktidar olma arayışını ortaya çıkarınca ve askeri bünyede bir darbe ihtimali arayışını ortaya çıkarınca bu niçin önleyici tedbirler alınmamıştır ve gereken tasfiyeler yapılmamıştır meselesinin cevabını ben veremiyorum. Evet, burada çok büyük bir gaflet var diyelim. Peki şunu soracağım. Şu anda hep yapılan bir tartışma vardır istihbaratla ilgili. Şimdi tekrar başladı malum. İç istihbarat, dış istihbaratın ayrılması yani Amerika'daki gibi CIA, FBI gibi bir yapılanma tekrar gündemde. Evet. Sizce bu olmalı mı ve olmalı demenin ötesinde olabilecek bir şey mi? Yani pratiğe geçirilebilir mi? Sayın Çakır, ben 1966 yılında teşkilata girdim. Hemen hemen lise yıllarımı sayarsanız bütün darbeleri İstanbul'da okudum. Ve o tarihten itibaren bütün darbelerin içinde yaşadığım sayılabilir. Yani gözlem ettim ve meslek hayatımda da diğer darbe ve muhtıralarla karşı karşıya geldik. Ve her darbe sonrası istihbarat zafiyetinden bahsedildi ve istihbarat zafiyetine paralel teşkilat yapısının değiştirildiğini gözlemledim, yaşadım. Evet, bir kısa bir kopma oldu galiba. Tekrar bağlanmaya çalışıyoruz Cevat Öneş'le. Evet, Cevat Bey, pardon, bir kopma oldu. Özür diliyorum. Bir kopma oldu. Onun için şeyi baştan anlatmanızı rica edeceğim. Her darbe sonrası yeniden yapılanma konuşuluyor dediniz. Her darbe... Evet, bağlantıda bir sorun var, ondan dolayı görüntünüz de geldi. Yeniden yapılanma meselesi tartışıla gelmiştir. Ben bütün darbeleri gözlemleyen ve içinde yaşayan bir bürokrat olarak bu meseleleri dinleme ve hatta tartışmaların içinde olma durumunda kaldım.
Fakat ifade ettiğim gibi bu meseleler özellikle istihbaratın yeterliliği, yetersizliğinden önce istihbaratın yeterli olabilmesi için olması gereken politika üretiminin niteliği, zihniyetin niteliği, sistemin demokratik sistemin kurumsal yapılarının niteliği, bir hukuk devletinin şartlarının yaratılıp yaratılamaması meselesi ve bunlarla ilgili politika üretiminde iktidarı ve demokratik muhalefetiyle birlikte hareket edebilme, parlamentoda birlikte karar alabilme ve toplumun büyük çoğunluğunun desteğini alarak bu değişiklikler yapma ihtiyacını hiçbir zaman karşılığını göremedik ve suç istihbarat yoktur. Evet, Türkiye, Afrika'daki, Patagonya'daki sorunu bize haber getirebilir ama Türkiye'deki darbeyi bize haber vermez şeklinde ve yorumlarla sadece halk dönük ifadelerle değerlendirildi. Halbuki bütün mesele tüm Türkiye'deki darbeler ben geliyorum diye görüle geldi. Bugün 15 Temmuz darbesi de ben geliyorum diye açık şekilde somut verilere dayanmasına rağmen gerçekleşti ve çok şükür ki sonuçlanmadığı için ben ifade ettim. 230 şehidimiz var, yaralılarımız var, çok şükürüz ama buna rağmen iyi ki bu darbe oldu, iyi ki bu darbe sonuçlanmadı ama siyaset gerçekleri gördü, kurumsal yapılar gerçekleri gördü ve toplum gerçekleri tartışmalar içinde daha net şekilde gördü şeklindeki düşüncemi ifade etmiştim. Ve toplum müdahalecileri, toplum değil, böylesine bir silahlı gücün, korkunç gücün karşısında demokrasiyi koruma imkanını buldu. Ve yine ifade ettim, evet toplum demokratik değerler bakımından demokrasiyi içselleştirme bakımından sınıftan geçti. Ancak henüz siyaset bir sınıftan geçme olayı yoktur. Atılar geçebilir değerlendirmesini yapmıştım. Evet, buradan sonuç olarak toplumun rüştünü ispatladın ama siyasetin hala toplumun gerisinde olduğunu söylüyorsunuz. Evet. Dolayısıyla evet. Bu 15 Temmuz atlatıldı ama önümüzün de çok da sonuna kadar açık ve parlak olduğunu söyleyemiyorsunuz anladığım kadarıyla. O hep sorulan soru, yeni tehlikeler olabilir mi? Sayın Çakır, 15 Temmuz evet atlatılmıştır. Çünkü görülmüştü ki Türk milleti böylesine hukuk dışı, insanlık dışı hareketler karşısında durmasını bilmiştir. Engelleyici rolünü toplum olma, millet olma rolüne ve bilincine sahiptir. Bunu ispat etmiştir ve böylesine bir ortamda yeniden darbeler yapılması çok güçtür. Yalnız şunu da vurgulayalım. Toplumsal olaylar, kitlesel olaylar psikolojik sorunlarla, algılarla çok değişkendir. Ve o bakımdan sadece ülkenin doğru yönetilmesi, sağlıklı yönetilmesi şarttır. Ancak bu yönetilmenin de belirli ilkeleri olması lazım. Türkiye'nin kaçınılmaz şekilde görmesi gereken Türkiye siyasetinin görmesi gereken konu Türkiye ancak nitelikli bir demokratikleşmeyle, bir hukuk devletiyle. Altını çizerek söylüyorum, demokratik laiklikle ve demokratik laiklik üzerine şekillenen bir eğitim sistemiyle, devlet yönetimiyle, kurumsal yapı şekillenmesiyle ancak kendisini diyerek iç
sorunlarından, gerekse bölgedeki stratejik konumu, jeopolitik konumu sebebiyle kazandığı önemli önem sebebiyle daima küresel güçlerin, bölgesel güçlerin etki altında olacaktır. Onların çeşitli arayışları içerisinde, merceği içerisinde olacaktır. Ve buna karşı ise ancak ifade ettiğim ilkesel duruş, ilkesel yapılanma ve laik sistemi güçlendirerek kendi dinamikleri çerçevesinde gelişme sürecine girerek başarı kazanabilir. Evet, Cevat Bey çok teşekkür ediyorum. Biraz sorunlu oldu bağlantımızda ama izleyicilerden evet. Ve sizden özür diliyorum. Evet, Cevat Öneş'le, eski MİT Müsteşar Yardımcısı Cevat Öneş'le olayın istihbarat ama esas olarak da Cevat Bey'in söylediği çok önemli bir husus var. Siyasi boyutunu konuştuk. Çünkü karar vericiler, uygulayıcılar, siyaseti yapanlar belli bir çerçeve çiziyor. Onun dışında devletin mekanizmaları o çerçeve içerisinde hareket ediyor ve Gülen cemaatinin bütün bu süre içerisinde, devlet içerisinde örgütlenmesi büyük ölçüde siyasetçilerin kendi onların önünü açmasıyla gerçekleşmişti. Bu vurguyu Cevat Öneş yaptı. Ben de şahsen katıldığımı söyleyerek yayını burada noktalıyorum. Cevat Öneş'e ve bizleri izlediğiniz için sizlere teşekkürler. İyi günler.